Geldi bir cumhuriyet, kutlamalarla, güzellikle. Mustafa Kemal Paşa'dan, arkadaşlarından ve gençlerden. Türkler sevindi, düşmanlar üzüldü, şehitler oldu ama gitti Osmanlı, geldi Türkiye. Başlamaya. Atatürk geldi Ankara'ya, işte o 29 Ekim'de. Kurdu cumhuriyeti, dedi ki Türkiye Cumhuriyeti. Yazar Işıl Beren Oktan. Bir güneş doğdu. Ali Mustafa ile geldi düşmanlar. Şarlımı hilele indirmek istediler. İzin vermedi Mustafa Kemal Paşa'mız ve silah arkadaşları. Şanlı ileri hep yukarıda kalktı. Siz asla indiremeyecektiniz ileri. Biliyor lider. Kanı kırmızı, gözleri mavi. Koskoca lider. Düşmanların konuştuğu lider. Geliyor ileri cebinde, her yeri aydınlatıyor. Yazar Doğru. 29 Ekim, özgürlük geldi, herkes sevindi, herkes çalıştı, millet kurdu. En büyük lider, gözleri mavi, Mustafa Kemal Atatürk. Gel işte geldi o gün yine, insanlar zevkten dört köşe. Duygular kırmızı beyaz bayrakta, gönlümüz vatan sevgisiyle. Vatanımıza aşık olmuş, bırakmış bize bu güzel vatanı atalarımız. Bayrak sekimi. Düşmanlar dayanmış kapıya girmeye çalışıyorlar bu vatanı. Ama giremiyorlar. Neden? Çünkü mavi gözlü atımız almıyor onları vatanı. Ve böylece cumhuriyet bizimdir. İşte geldi o gün. İşte cumhuriyetin 99. yılı. Herkesin cumhuriyet bayrağı kutlu olsun. Helal bakıp tezen. Peki. Cıvıl cıvıl oluyor içim. Neden peki? Çünkü bugün 29 Ekim. Bugün adımız cumhuriyeti ilan etmiş. Bugün 99. yılını kutluyoruz. Bu güzel, önemli bir gün. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı. Kim sevmez bayrağını? Türkiye'de benim toprağım, Atatürk kazandı bu vatanı. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı. Atatürk kurtardı bu toprağı. 29 Ekim. 29 Ekim Cumhuriyetimiz ilan oldu. Özgürce yaşamaya başladık. Atatürk ilan etti Cumhuriyeti 1923'te. Böylece gün yaşamaya başladık Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Gururla ölen o insanlar ölmez, yücelir, aynı Atatürk gibi. İşte asıl bu şehitler, Atatürk, o analar, temiz ve güzel insanlar, denge olmayan insanlar.